Evet arkadaşlar, merhaba. Sevgili üyelerimiz, size de merhaba diyorum. Ayrıca bizi dışarıdan takip eden sevgili takipçilerimiz, sizlere de merhabalar ve sevgiler diyorum. Şimdiki dersimiz 1. Dünya Savaşı arkadaşlar. Bir kahraman doğuyor ünitesini tamamen bitirmiştik önceki derslerimizde. Şimdi 2. ünitemiz olan Milli Uyanış Ünitesini tekrar edeceğiz. Milli Uyanış Ünitesinin ilk konusu 1. Dünya Savaşı. Fakat 1. Dünya Savaşı'na geçmeden önce Osmanlı'da 1911'de Trablusgarp Savaşı, 1912-1913 arasında Balkan Savaşları'nın yaşandığını ve Osmanlı'nın hem Trablusgarp Savaşı'nı hem de Balkan Savaşları'nı kaybettiğini sizler biliyorsunuz. Şimdi 2. ünitemiz Milli Uyanış Ünitesi'nin ilk konusu 1. Dünya Savaşı'nı sizlere tekrar edeceğim arkadaşlar. Şimdi 1. Dünya Savaşı'na baktığımızda öncelikle neden bir dünya savaşı adını aldığını açıklamış olalım. İki gruba veya iki blok kısmına ayrılmıştı dünya devletleri. Dört devlete karşı ittifak grubunda birden fazla devlet sayısının yer alması ya da iki devletin dışında sürece birden fazla devletin dahil olmasından dolayı bir dünya savaşı adı verildiğini bilelim arkadaşlar. Peki bu savaşın genel nedenleri nelerdi? Bu savaşın genel nedenlerinin en temeli burada arkadaşlar sömürgecilik yarışı diyoruz. Nedir sömürgecilik? Sömürgecilik İngiltere'de sanayi inkılabının kurulmasından sonra fabrikalarda seri üretimin başlaması fakat bir süre sonra üretim yapacağım ama ham madden bitmek üzere ülkemde ham maddeyi üretebilecek tarım faaliyetlerim azalmaya başladı ve ben ne yapıyorum? Ekonomik olarak yönetebileceğim diğer güçsüz devletleri ekonomik yönden işgal etmeye başlıyorum. İşte buna biz sömürgecilik yarışı diyoruz. Savaşın temel yapısı ya da bir dünya savaşını aslında meydana getiren olay İngiltere'de gerçekleşen sanayi inkılabı ve bu sanayi inkılabından sonra meydana gelen sömürgecilik arkadaşlar. Kendilerinden güçsüz devletlerin ekonomik ham maddelerine el koyuyorlardı ki bunların en başında da İngiltere geliyor. İngiltere'ye hatta güneş batmayan ülke diyoruz arkadaşlar. Niye? Çünkü o kadar çok sömürgesi var ki dünya üzerinde. Kendi ülkesinde güneş batsa bile sömürgelerinde batana kadar gün bitmiş oluyor zaten. Bir diğer temel neden 1. Dünya Savaşı'nda milliyetçilik akımı arkadaşlar. Milliyetçilik akımının ortaya çıkmasındaki olay neydi? Fransız İhtilali'ydi dedik. Fransız İhtilali'nden sonra insanların bir birey olarak, vatandaş olarak ya da millet olarak değerlendirilmesi gibi kavramlar ortaya çıkmıştı. Bu kavramın adı milliyetçilik akımıydı. Milliyetçilik akımında şu var. Ben istediğim şöyle belirli bir nüfusa ve sayıya sahipsem bulunduğum yerde kendi devletimi kurabilirim. Buna milliyetçilik akımı diyoruz. Şimdi bu neyi olumsuz yönde etkiliyor? Osmanlı bir imparatorluktu. Yani bir Osmanlı'ya bağlı 72 farklı millet yaşıyor. İşte bu 72 farklı milletin kendi devletlerini kurmaya başladığını düşünün. O zaman ortada bir toprak kalacak mı? Kalmayacak. İşte savaşın diğer bir temel nedeni bu devletlerin, güçsüz devletlerin ya da küçük devletlerin, imparatorluklara bağlı devletlerin kendi devletlerini kurmak istemesiydi. Şimdi sömürgecilik yarışının ham madde ve bir pazar arayışını devletler arasında meydana getirdiği için savaşı tetikleyen en önemli durum olduğunu bilelim arkadaşlar. Milliyetçilik akımının, şimdi Osmanlı'dan ayrılıp kendi devletlerini kurmak istiyorlar. Ve Osmanlı'nın toprakları giderek daralacaktır. Bu da bir ekonomik kayıp ve toprak kaybına sebep olacaktır. Ve milliyetçilik akımı Osmanlı'da da diğer dünya devletleri üzerinde de çok ciddi isyanlara, azınlık isyanları dediğimiz büyük toplumsal sorunlara sebep olmuştur arkadaşlar. Şimdi daha bu genel nedenlere ekleyeceğimiz birkaç madde daha var. Birazdan onlardan da bahsedeceğim ben size toparladığımızda. Şimdi 1. Dünya Savaşı'nın bir de iki devlet arasında kendileri arasındaki çekişmeden meydana gelen özel nedenleri var arkadaşlar. Nedir bu özel nedenler? Şimdi bunlara bakıyorum hemen. Birinci özel neden Almanya ve İtalya arasındaki birbirlerine karşı olan güç gösterisi arkadaşlar. Almanya bu dönemde dünyanın yani 1914 ve 1918 aralığında gerçekleşti bu savaş. Bu savaşın meydana geldiği tarihler arasındaki dünyadaki süper güç dediğimiz o devlet tamamen İngiltere'ydi arkadaşlar.
İşte Almanya'da İngiltere gibi sömürgesi olan ya da onun kadar söz hakkı olabilecek bir devlet niteliğine kavuşmak istiyor. Bu yüzden Almanya ve İngiltere arasında birbirlerine karşı bir güç gösterisinin başlaması ya da İngiltere'nin Almanya'yı kendisine bir tehlike olarak görmeye başlaması savaşı tetikleyen bir özel neden diyoruz arkadaşlar. Savaşın bir diğer özel nedeni Fransa ile Almanya arasındaki Alsace-Lorraine bölgesine ait kömür rezervlerinin çok bulunduğu bir bölgeyle birbirine karşı orayı elde etme mücadelesi var arkadaşlar. Burası daha önce Fransa'nın elinde Alsace-Lorraine, fakat Almanya ile aralarında geçmişte yaşanan bir savaş olacaktır ve Almanya bu Alsace-Lorraine'i Fransa'dan geri alır. Yani Fransa'ya vermeyecektir. Bu da Fransa'da bir öfke oluşturuyor Almanya'ya karşı. Çünkü Alsace-Lorraine kömür rezervi açısından önemli bir maden yatağı. Burayı Almanya'dan geri almak istiyor arkadaşlar. Bir diğer duruma baktığımızda özel neden. Bir diğer özel neden Rusya ile Avusturya-Macaristan arasındaki Balkan mücadelesi. Şimdi her iki devlet, Rusya ve Avusturya-Macaristan, Balkanlarda yaşayan milletleri kendi yanlarına çekmek istiyorlar. Bu yüzden aralarında iki devlet arasında savaş sürecinde birbirlerine karşı bir mücadele ortaya çıkacaktır. Bir diğer özel neden, tıpkı Almanya gibi İtalya'nın da sömürge elde etmek istemesi. İtalya özellikle Akdeniz'in kıyısı olan bir ülke ve Akdeniz'de İngiltere'nin elinde bulunan ya da Osmanlı hakimiyetinde kalan toprakları İtalya almak istiyor arkadaşlar. Çünkü orada sömürge elde etmek istiyor. Bu da bir özel neden dedik arkadaşlar. Şimdi bloklaşmalara bakalım. Taraflar arasındaki bloklaşmalar nasıl olmuş arkadaşlar? Şimdi İtilaf grubu, ittifak grubu ve İtilaf grubu. Dedik ki şartlar ne olursa olsun, soru nasıl gelirse gelsin, taraf değiştirmiş olabilirler, devletler yeniden eklenmiş olabilir, ayrılmış olabilir. Bu hiç önemli değil savaş süreci boyunca. Sonuçta 4 yıl sürdü bu savaş. Ne olursa olsun bizim için önemli olan ilk kural arkadaşlar. İlk kural ne? Diyoruz ki İtilaf grubunda yer alan devletler Fransa, Rusya ve İngiltere. İttifak grubunda yer alan devletler İtalya, Avusturya, Macaristan ve Almanya. Bir daha söylüyoruz, şartlar, durumlar ne olursa olsun savaşın başlangıçtaki ilk kutuplaşması ya da ilk bloklaşmasıydı bu. Fakat daha sonra ne olacaktı? İtalya'nın taraf değiştirerek İtilaf grubuna geleceğini, hatta İtilaf grubuna çok sayıda devletin, diğer Avrupa devletlerinin, ABD'nin katılacağını, İttifak grubunaysa Almanya, Avusturya'nın yanında Osmanlı ve Bulgaristan'ın katılacağını sizler biliyorsunuz arkadaşlar. İtalya'nın taraf değiştirdiğini gördünüz. Peki İtalya neden taraf değiştirdi arkadaşlar? Buraya bakalım. Can sıkılmadı herhalde. Ya da ben bu tarafı beğenmedim. Öbür tarafa geçeyim de demedi herhalde. Şimdi İtalya'nın taraf değiştirmesindeki temel sebep arkadaşlar, birincisi Avusturya ile sorun yaşıyor. Avusturya Macaristan'la ittifak grubundayken yaşadığı problemler var. Bu yüzden taraf değiştirecek. Diğer sebep, İtalya taarruz garbı işgal ettiğinde İtilaf grubundaki devletler ona yardım etmişlerdi. Ve yine İtilaf grubundaki devletler İtalya'ya toprak vaadinde bulunuyorlardı. Hatta bizim bugünkü Ege bölgesini ne yapıyorlardı? Tamamen İtalya'ya vaat etmişlerdi. İşte tüm bu etkenler İtalya'nın taraf değiştirmesine sebep oluyordu arkadaşlar. Şimdi savaşı başlatan olay neydi? Tamam, nedenlerinden bahsettik ya da devletlerin özel sebeplerini söyledik. Peki savaş hangi olayla başladı ya da savaşı tetikleyen, ateşleyen olay neydi? Sırbistan'a gidiyor, Avusturya Macaristan veliahtı. Orada bir etkinlik düzenlenecekti. Bu bir askeri tatbikat gibi de bir etkinlik aslında. Avusturya Macaristan veliahtı, yani
kral tahttan indikten sonra yerine geçecek olan oğlu veliaht dediğimiz. Veliahtı Sırbistan'a bu etkinliğe gidecektir. Ne zaman? 28 Haziran 1914'te. Bu etkinliğe gittiğinde orada Sırplı bir milliyetçi tarafından kendisine, eşine düzenlenen bir suikast sonucu savaşın başladığını söyledik arkadaşlar. Şimdi savaş ilk başladığında şöyle bakalım. Avusturya Macaristan Sırbistan'a saldırıyor. Normalde bu iki devlet arasında yaşanan bir savaş, bir dünya savaşı değil bakın. Peki ne zaman bir dünya savaşına dönecek bu durum? Onu bir göstermiş olalım. Şimdi dünya savaşına dönmesinin sebebi Sırbistan arkadaşlar bu dönemde Rusya'nın kontrolü altında. Yani Rusya'nın hakimiyeti güvenliği altında. Şimdi Avusturya Macaristan Sırbistan'a şimdi benim veliahtımı öldürüyorsun sen. Herhalde ben benim hep anı toplamıyorum. Yani ben de ne yapacağım? Sırbistan'a savaş açacağım. Benim veliahtımı öldürüyorsun sen. Bu yüzden Rusya diyor ki Avusturya Macaristan'a bak şu Sırbistan benim güvenliğimin altında. Oradan çekil. Hani askerlerini çek. Hani ben dahil olmayayım diyor. Bir uyarıda bulunuyor. Fakat Avusturya Macaristan tabii ki bu süreci dikkate almayacak. Sırbistan'daki işgalini sürdürecek arkadaşlar. Bunun üzerine Rusya da Avusturya Macaristan'a harekete geçecek, saldırıya savaşı başlatacak. Böylelikle bir dünya savaşına dönmüş olacak arkadaşlar. Peki neydi? Taraflar belliydi zaten. Avusturya Macaristan, Almanya. Burada zaten taraflar netti. Şimdi Almanya bu olay üzerine hem Fransa'ya hem Rusya'ya saldırmaya başlayacak arkadaşlar. Peki İngiltere nedir? İngiltere'de direkt Almanya üzerine saldırıya geçiyor arkadaşlar. Şimdi büyük bir dünya savaşı haline döndü mü? Döndü. Aslında süreç zaten belliydi. Yani 1914'te başlamış olabilir savaş fiili olarak ama tüm hazırlıklar 1910'da zaten belliydi arkadaşlar. Şimdi savaşa Osmanlı Devleti de dahil olacaktı. Ya da en son ABD de savaşa dahil olacaktı. Peki nasıl? Şimdi Osmanlı normalde savaşa katılmayı düşünmüyordu arkadaşlar. Çünkü zaten bizim bir sürü ekonomik sorunlarımız, toplumsal problemlerimiz, bir sürü sıkıntımız vardı zaten. Peki ne oldu? Osmanlı savaşa nasıl dahil oldu ya da nasıl bir karar aldı? Normalde ilk bir yıl tarafsızlığımızı ilan etmiştik. Dedik ki itiraf tarafında da olmayacağız, ittifak tarafında da olmayacağız. Birinci şey tarafsızlığımı ilan ettim. Aldığım önlemlerden bahsediyorum. Savaşa girmedim ilk bir yıl. Boğazları kapattım. Ülke genelinde büyük bir seferberlik ilan ettim. Ve kapitülasyonların kaldırıldığını duyurdum. Tabi bu Avrupa devletlerini rahatsız edecektir arkadaşlar. Şimdi ben bu önlemleri aldım Osmanlı Devleti olarak. Bir yıl savaşa girmedim. Fakat o dönemin önemli askeri kısımda yer alan önemli ismi Enver Paşa, Osmanlı'nın şartlar ne olursa, durumlar nasıl olursa olsun savaşa girmesi gerektiğini söylüyordu. Şimdi savaşa girmesinde Enver Paşa ya da İttihat ve Terakki Partisi'nin etkili olduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Özellikle yönlendirme de bunlar önemli isimler. Şimdi bir yıl girmedim ama bir yıl sonrasında savaşa gireceğim. Nasıl gireceğimi de anlatacağım şimdi. Benim bu savaşa girmemdeki temel sebep ne? Ben kaybettiğim toprakları almayı düşünüyorum. Birinci sebebim bu. İkincisi kapitülasyonlardan kurtulmak istiyorum çünkü beni ekonomik olarak fazlasıyla zorluyor. Üçüncüsü çok fazla dış borcum var benim. Ekonomik sorunlardan dolayı Avrupalı devletlerden bir sürü borç para almıştım. Bu borçlardan artık kurtulmayı hedefliyorum arkadaşlar. Şimdi Osmanlı önce itilaf grubuna gitti. Dedik ki İngiltere, Fransa, Rusya itilaf grubundaki devletler. Bu devletlerin yanına gitti. Dedi ki ben sizin yanınıza savaşa katılmak istiyorum. Ama şimdi beni istemişler miydi? Osmanlı'yı almak istiyorlar mıydı? Hayır. Dedik ki Osmanlı'yı sömürge olarak zaten planlamışlardı. Savaş başlarken. Hatta savaş devam ederken Osmanlı'nın topraklarını zaten kendi aralarında itilaf grubundaki bu devletler paylaşmıştı. O yüzden itilaf grubu beni kendi yanında almadı. Doğal olarak ben hangi tarafta savaşa gireceğim arkadaşlar? İttifak grubunun yanında savaşa giriyorum arkadaşlar.
Peki nasıl olacak? Bunu da göstermiş olan arkadaşlar. Bizi reddetmişlerdi. Biz de ittifak grubunun yanında savaşa girdik. İttifak grubunda kim vardı? Tekrar hatırlatalım. Almanya, Avusturya, Macaristan ve İtalya. İtalya taraf değiştirip ittifak grubuna geçmişti. Şimdi ben neden ittifak grubunun yanında savaşa giriyorum? Özellikle Almanya'nın büyük bir baskısı var bizim ittifak tarafında savaşa girmemizde. Çünkü Almanya'nın çeşitli planları var. Kendi cephe yükünü hafifletmek, Osmanlı'nın dini gücünden faydalanmak, onun topraklarında yeni cepheler açmak gibi fikirleri var. Bu yüzden Osmanlı ittifak grubunun yanında savaşa giriyor. Aynı zamanda ülkenin içerisinde de Enver Paşa, İttihat ve Terakki Cemiyeti'ndeki diğer insanlar ya da ordunun içerisinde Alman subaylarına hayranlık duyan askerlerimiz de savaşı Almanya'nın kazanacağına kesin gözüyle bakıyorlar arkadaşlar. Şimdi Almanya beni ısrarla neden kendi yanında istiyor? Birincisi petrollere daha kolay yolda ulaşmayı planlıyor Almanya. İkincisi benim topraklarımda cepheler açarak kendi yükünü hafifletmek istiyordu dedik. Bir diğeri benim halifelik makamımı kullanarak, dini gücümü kullanarak tüm Müslümanların Osmanlı'nın yanında yer alacağını, eğer Osmanlı ittifak grubunda yer alırsa böylelikle ordu gücündeki askeri sayının artacağını düşünüyordu. Bu yüzden Osmanlı'nın halifelik gücünü kullanmayı planlıyordu Almanya. Bir de Osmanlı'nın boğazlarını kullanarak Rusya'ya yardım gitmesini engelleyebileceğimizi zannediyordu Almanya. Almanya böyle zannediyordu. Sonrasında neler olduğunu söylemiş olalım arkadaşlar. Şimdi Osmanlı'nın savaşa girmesiyle bir kere savaş daha geniş bir coğrafi alana yayıldı. Değil mi? Diğeri Osmanlı'nın topraklarında yeni cepheler açılmış oldu. Bu cepheleri zaten tekrar edeceğiz. Bir diğeri Almanya'nın yükü tabii ki hafiflemiş olmuş. Yani şöyle arkadaşlar. Evet Almanya var, Avusturya Macaristan var. İtalya zaten çıkmıştı. Bunlar iki devlet kalmıştı. Ama karşı taraftaysa sayıca artık bir itilaf grubu vardı. Doğal olarak Osmanlı'nın bu gruba ittifak grubuna girmiş olması onların yükünü hafifletmiş olacaktır. Ayrıca Osmanlı'yı zaten paylaşma planı itilaf grubunda söz konusu. Şimdi buradan bir tekrar edeceğim size kısaca. Toparlayalım hemen. Bakalım. Osmanlı hangi olayla direkt savaşa girdi onu zaten ilerleyen derslerimizde ben tekrar edeceğim size. Şimdi toparlayalım. Birinci Dünya Savaşı dedik 1914-1918 arasında yaşandı. Nedenleri bunlar genel nedenleri arkadaşlar. Sınavda size genel mi yoksa özel bir neden mi diye soru gelebilir. Genel nedenlerine baktığımızda devletler arasındaki sömürgecilik yarışı, devletler arasındaki ya da Fransız ihtilaline dünyayı etkileyen milliyetçilik akımı, sömürgeciliğe bağlı olarak devletler arasında ham madde ve pazar arayışının giderek artması ve bu devletler arasında birbirlerine karşı silahlanma yarışının giderek büyümesi savaşın genel nedenleri arkadaşlar. Özel nedenlerine baktığımızda dedik ki Almanya ile İngiltere arasında bir rekabetin olması, Fransa'nın Alsace-Lorraine'i Almanya'dan geri almak istemesi, Rusya ve Avusturya Macaristan arasında Balkan topraklarına hakim olma düşüncesi ya da İtalya'nın Akdeniz'i sömürge etmek istemesi savaşın özel nedenleri dedik. Savaşta devletler iki bloktan oluşuyor dedik. İtilaf bloğunu İngiltere, Fransa ve Rusya oluşturuyordu. İtilaf devletlerinin diğer adı anlaşma devletleriydi dedik. İttifak grubuna baktığınızda İtalya, Avusturya, Macaristan ve Almanya vardı burada. İttifak grubunun diğer adı ise bağlaşma devletleriydi dedik. Daha sonra sizler İtalya'nın buradan ayrıldığını, ittifak grubuna Osmanlı'nın eklendiğini, İtalya'nın itilaf grubuna geçtiğini ve buraya çok sayıda diğer devletlerin dahil olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Osmanlı'nın savaşa neden katıldığını, neden Almanya'nın
da az önce anlattım. Bir diğer dersimizde Osmanlı'da açılan cepheleri işleyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.